Sayın seyirciler, aslında yarı yıl tatili Cuma günü başlayacak ama birçok kişi şimdiden İstanbul'u terk edip memleketine gitmeye başladı bile. Otogarda da tatil yoğunluğu başladı böyle olunca hal. Öte yandan sömestr tatilini fırsat bilip memleket yerine tatil merkezlerine gidenlerin sayısı da bir hayli fazla. Yurt içi tatil seçenekleri kadar cazip bir alternatif de yurt dışı. TGS Haber en avantajlı ve eğlenceli tatil seçeneklerini sizin için araştırdı. İşte onlardan bazıları. Evet, Lolo gelene Safranbolu bekleyenler. Yolculuk nereye? Yalova'ya. Zaten çoktan beri bu tatili bekliyorduk. Viyana'dan bir arkadaşım çağırıyor. Kimi yurt dışına, kimi memleketine. Birçok kişi şimdiden planını yaptı. Hatta bugünden çantasını bavulunu alıp yollara düşen de vardı. Otogarlarda sömestr tatili yoğunluğu başladı. İşte teyzemlerin yanına falan uğrayacağız. Aile ziyaretlerine falan bulunacağız. Özlüyoruz sonuçta. Biz de orada 4-5 ay boyunca duruyoruz. Annem babamı çok özlüyoruz. Sömestr'le birlikte tüm bilet satışlarımız tamamlanmış vaziyette ve hemen hemen hepsini de tamamladık. Sömestr tatili öncesi otogarda yoğunluk arttı. Biletlerin çoğu satıldı. Firma yetkilileri yoğun talebi karşılayacak altyapımız var diyor ama siz yine de bilet alma işinizi son güne bırakmayın. Şu anda araçlarımızın birçoğu dolu ama ek seferler günübirlik açılacaktır muhtemelen. Hatay'a falan Adana'ya giden arkadaşlarım var. Onlar bir buçuk ay önceden almak zorunda kalabiliyorlar. Yakın illere sınırlı sayıda bilet var. Ancak daha uzak illere gidecekseniz ve bilet almadıysanız işiniz zor. Kısa yollarda Cuma'dan itibaren yoğunluk bekliyoruz. Uzun yollarımız zaten şu anda tükenmiş durumda. Burada nasıl olsa imkanlarım olur, giderim yurt içi. Ama yurt dışına imkanlar zor oluyor, gidilmiyor. Yarı yıl tatilinde memleket havası yerine yurt dışına gitmek isteyenlerin sayısı da oldukça fazla. Öyle ki otellerde doluluk oranı %70'e ulaştı. Türkiye'de şu anda kayak merkezleri doldu. Birkaç kayak merkezinde yer bulmak mümkün. Eğer bütçeniz 1000 liranın altındaysa kültürel turları tercih edebilirsiniz. Örneğin Kapadokya turu, Karadeniz turları, GAP turları bu bütçenin içerisinde. Örneğin bir Kapadokya 3 gece 4 günlük 225 lira. Karadeniz bölgesi uçakla Trabzon'a kadar ulaşım 675 lira. Uzak Doğu'da bir hafta tatil yapmanız mümkün 2000 lira bütçeyle. Fiyatlar böyle. Hesabını bilen ve iyi araştıran için seçenek çok. Özellikle internet üzerindeki kampanyalar yok satıyor. Amasya, Erzincan, Erzurum, Ardahan bekleyenler var.